Herkese selamlar, saygılar. Agrotek Teknoloji sitemizle beraberiz. Özel durum açıklaması gelmiş ve artı 8 kapatmış. Yani şaşırmıyoruz. Ee, geçenlerde de dedim hep bir açıklama, hep bir yeniş iş ilişkisi. Şirketimizin 26.03.2020 tarihinde yerli milli elektrikli araç üretimiz hakkında. Hmm, yani ben anlamadım ya. <laughs> Neyse ya böyle bir açıklama var arkadaşlar. Ben çok da fazla haberlerin detayına girmek istemiyorum. E, çünkü genel e, birçok isteği yorumladığımız için e, çok da vaktinizi almayayım. Algolatik'in açıklamasını ekranlara getirdim ve grafiğine bakalım. Grafikte arkadaşlar hareketli ortalamalardan bayağı bir sıyrılan. Şuradan da güzel bir e, destek alan. Bu desteği biz ne zaman çizmiştik? Şuralarda bir yerde diye, çizilmiş diyor. Hatırlıyorum. E, burada e, ufak bir kendini yukarı atmıştı. Sonra testini yani düzeltmesini bu desteğe kadar yaptı. Bu destekte de 1, 2, 3. gününü geçirdi. Bugün de arkadaşlar 40.94'lere kadar gelen bir yükselişte kendini destekten ayırdı ve yoluna devam etti. Eğer ki durumlar böyle kötü gitmezse kendine yol, yeni bir yol haritası çizecek gibi gözüküyor. Eğer ki kötü giderse arkadaşlar bir baskı bir farklı bir şey olursa hareketli ortalamalar bunu eşlik ederse çünkü buradan ufak bir eğim açısı yaparsanız ufak ufak zaten hareketli ortalamaların e, şu 5 günlük periyottan sonra ilerlediğini görebiliyorsunuz yukarı yönlü. E, 4 saatliklerde neler var? 4 saatliklerde de arkadaşlar şurada hareketli ortalamaya diyerek kendini yukarı atmış. E, bu da bir kanıtı. Biz gene günlüğe alalım ve hayırlı olsun diyelim. Ne diyelim? Yani haberle beraber kendini yukarı atmayı başarmış. Olası destek, direnç noktaları da hala ekranlarda duruyor. Reader'a geçelim hemen. Reader bugün 3.58 bu önemli bir e, şuradaki kırmızı trend çizgimize değmiş arkadaşlar. Bu trendi biz e, daha aşağılardan çizdik. E, bu trendin e, yukarısında fiyatlanıyordu. Şurada mesela e, biraz geniş çaplı göstereyim de nasıl bir çalışma olduğunu anlayın arkadaşlar. Burada şöyle bir çalışma vardı. Ee, şöyle güzel bir şöyle düzeltme yapmıştı. Sonrasında yeni bir zirve belirlemişti. Sonra yine düzeltme aşamasına gitmişti arkadaşlar. Sonra düzelttikten sonra ralliye başladıktan sonra şurası hayal oldu. Yani şu bölgeler arkadaşlar yaklaşık 41'lerden sonrası hayal oldu. 41'den de daha 80-79'lara 79 lara falan da gitmişti bu işte. Ee, fakat burada hani e, trendimiz ne diyorsanız diye sorarsanız da arkadaşlar şöyle trendimizi uzatalım bozmadan Bence aslında bu Reader'ın trendi bu. iki kanal arkadaşlar. İşte üst kanal şu kırmızı çizgi. Alt kanal şu kırmızı çizgi. Artık trendin trend kanalına inmeye çalışıyor. Görünümü var. Burada ekstra bir rally yaşandı. Ee, çok güzel haberler. Elektrikler aşıkı haberi falan gelmişti. Tavan tavan gitti. Buradan ayrıldı. Ee, sonrasında arkadaşlar yani düzeltmesiyle beraber artık buralara girebileceği e, çok rahat gözüküyor. Niye? İki tane hareketli ortalama artık yönünü aşağı çevirmiş. Ee, bu tarz sıkıntılar e, var. E, ve de zaten artık e, hani düşmeyeceğim diye son demlerini yaşıyor. Bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz de güzel bir trend desteğine de daha tutulmuş. Fakat trendin yukarısında fiyatlandığını görmekteyiz e, benim açımdan. Yani diyeceklerim böyle. E, trend desteği yaklaşık olarak buralarda zaten şu kırmızıya baktığımızda. Aşağıda da 41.27 hareketli ortalaması görünüyor. Reader'dan sonra bor şeker miydi? Hemen listemizi bir bakalım. Reader pat ekmiş. Pat geçelim. Patek Limak Doğu Çimento diye gidiyor. Patek bugün yine gene baslanmış arkadaşlar. Hareketli ortamlardan gene uzaklaşmaya çalışmış. E, 114.8'e kadar en yüksek gördüğü noktaymış. Pasifik teknolojiyi bence şöyle alt time frame'lerde inceleyelim. Alt time frame'lerde de hareketli ortamlar aşağısında olması üzücü. 115.6 önemli bir kesişim noktası. Buradaki direnç olarak karşılaşabilecek nokta bence 115.6. Biraz daha aşağısı mesela 114 noktaları. Gene önemli bir nokta olarak karşımıza çıkar diye düşünüyorum ben. Ve diğer bir sistemimize geçelim. Yani bunda hala baskı devam ediyor. Hareketli da kendini aşağı yönlü kıvırmış gözüküyor. Limak Doğu bakalım. Bu da muhtemelen hani baskılanlardan bir tanesi. E, Trendden bayağı kopmuş. Hareketli ortamların da bayağı aşağısına gelmiş. E, yazık olmuş. Tabii birçok hisse böyle. E, sadece bu halk arası furyası değil arkadaşlar. E, eğer ki bir işte nasıl desem hareket ortalama değmek isterse falan diye bir göstereyim şöyle. 30-44'ler önemli bölgeler. 31-18'ler 2 saat diye alayım şöyle hemen. 29-76'lar falan çıkıyor. Yani bu tarz bir hareketli ortamları takip etmekte fayda var arkadaşlar. Eğer ki bir tepki yaparsa diye düşünüyorum. Ee, yani tepki yaparsa diye bu hareketli ortamları gösteriyorum. Yapmayabilir. Yoluna bu şekilde de devam edebilir. Göreceğiz. inceleyeceğiz. Sadece hareketli ortamların nereden geçtiğini bilin diye bu videoları çekiyorum aslında bakarsanız. Limak'tan sonra bor şeker Ekos. Ekos'u en çok düşenlerde görmüştüm ama bakalım e, inceleyeceğiz tekrardan. Bor şeker de eksi 3 yemiş bugün. Yine e, alt kremlere inelim. Alt kremlerde şöyle bir tepki yaptığı noktayı görüyorsunuz. Kırmızı hareketli ortalamamız 37-18, 39-26 diye gidiyor. 2 saat diye alayım. 2 saatlikte 36-52, 38-15 yerler dikkat çekiyor. Ekos'a geçelim. Ekos'ta günlük bakalım. Ekos'ta aynen X3.92 Daha kötü yerlerim varmış. Aynen 46'lar varmış. Ee, arkadaşlar şurada düşen trend çizmiştik buna. Bu düşen trendi şöyle ufak bir geçiyorum gibi yapmıştı. Fakat 3 gün yani 3 gün sürmedi bu. Geçiyorum gibi yaptı. 2 gün sürdü. Sonra aşağı aldı arkadaşlar. Yaz ne yazık ki. Düşen trendin aşağısına gelmiş bulmaktayız. Hala baskı devam ediyor. Olası direnç noktaları şuradaki çizdiğimiz mavi kutucuk olabilir. 48.52 ve 49.22 arası direnç olabilir. Bunları söylüyorum ve geçiyorum bunda. Ekos'tan sonra Binho ve Kuzey Boru geliyor. E, binho baslanmaya devam ediyor. Gene yukarıları denemiş. E, çok da fazla şeysiz kalmamış. Yani paldır küldür geri gitmemiş de. 497 bölgelerini denemiş. Fakat kapanışı gene kötü olmuş. İşte günden güne erimekte. E, buna biz yeni bir hareket, e, pardon kutucuk çizeceğiz demiştik herhalde. 3 tane kutucuk çizmişiz. Alın bir tane de benden kutucuk. Bakalım destek tutacak mı tutmayacak mı? E, nereye çizelim arkadaşlar? Şöyle. Aslına bakarsanız şuralarda biraz oyalanmış. Bence burayı çizmekte fayda var. Şu fitili alalım. Ee, şunun da kapanışını biraz daha aslına bakarsanız. Fakat bunun da aşağısında kapanış yaptığı için kötü olmuş tabii ki. Belki burayı direnç olarak karşılaşabilir arkadaşlar. Ee, ne diyelim 466 ve 477 buçuk önemli bir kutucuk. Ee, belki buralarda da e, bir direnç bir tepki yapma ihtimali e, düşünülebilir. Ee, öyle işte şuradaki e, fitilleri ve mumları alarak e, baz alarak yaptım arkadaşlar. E, İlerleyen günlerde tepki yapar mı yapmaz mı orasına bakacağız, inceleyeceğiz. Bin da olaylar bu şekilde hareketli ortamlardan bayağı uzaklaşmış. Yani biz aslında bakarsanız çok fazla düşmüyor. Hala 9.40'lardayız. Ama yani nasıl desem birkaç hissedemeyeyim. bankacılık sektörü veya holdingler yani listi yükselten 9 binlerde tutan onlar bence. Akbank mesela artı 3.14 kapatmış. 49.30'da kapatmış. Yani faizin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda arkadaşlar maalesef e, yan tahtalar çöküyor e, çökmekte de çökmekte de artık e, bahanesi bunlar oluyor herhalde faiz mi oluyor diyeyim bahanesi ne oluyor yorumlarda tartışabiliriz ama e, bu şekilde kuzey buraya geçelim dertleşme yayını olmasın yavaş ya bir şey yok e, her tahta çökmekte zaten birkaç endeks de biz 30'daki hisse hariç. Veya işte ne bileyim e, herhangi yan tahtalar bazıları bedelsiz de falan gidiyor. Kuzey burada o güzel tepki vermiş. Güzel bir çalışma yapmış aslında bakarsanız. Yani kuzey boruyu e, aşağı yukarı şuralardan alanlar e, hareketli ortalama çalışmasını dikkat edenler muhakkak e, parasını kazanmıştır. Neden? Ve de kısa vadeli düşünenler e, muhakkak parasını kazanmıştır. Çünkü hareketli ortamları hem 118'de test etmiş hem 123.3'te test etmiş. Hatta e, şöyle kılcal bir şekilde arkadaşlar şurayı da test etmiş. Yani muazzam bir çalışma olmuş. Bir tık da fazlasını vermiş hatta. Yani Kuzeyporu sevindiriyor. Böyle ara sıra da olsun. Fakat kapanışa baktığımızda e, uzun vadede şunları pek de sevindirmiyor. E, neden? E, sen gel 124'ten 112'ye düş. E, bu kötü. Bu kötü bu olay gerçekten artılı bir günden eksi 2.43'te kapanış yapmış baskıdan dolayı. E, düşen trende devam ediyor. Olası tepki yükselişlerinde 118.3 123.2 takip etmekte fayda var. CATES'e geçelim. CATES'te hareketli ortalamamız trendin yukarısında kalmış. Baskı devam ediyor. E, eğer ki bir e, şöyle 4 saat diye inersek arkadaşlar. Hareketli ortalamamız 55.86 yakınlarda. 59.12 2 saat diye bakalım. Yani o kadar düşmüş ki fiyatla hareketli ortamlar arasındaki fark çok fazla. 55-20, 56-25 bölgeleri önemli. MegaMetal'e geçelim. Bu son birkaç istemizde çok fazla şeyler olmadığından, yaşanmadığından, mesela AVPG'ye, BGO, Suriye'de bir şey olmadığından dolayı hızlı geçiyorum maalesef. Bunda da ufak bir artı kapatmış. Aşağıya test etmiş. 44'leri test etmiş. MegaMetal aslında bugün de iyiymiş. Fakat işte kaldığı yer itibariyle kötü olmuş. Burada bir biz devre kesici var. çok gibi bu yaş yaşanmamış olay. Yukarıda 45-54'ler ve 46-72'ler önemli hareketli ortalamalar. Hala trend desteğine, pardon trend çizgisine uzakta fiyatlanmaya devam ediyor. Ego'ya geçelim. EGO bugün artı kapatmış. Artı 398. Buradaki çizdiğimiz desteğin de daha aşağısında. Ya bunlar sadece baskının sonucu diyorum ben arkadaşlar. Nereden döneceğini gerçekten kestirmek zor oluyor. Ee, artık e, borsanın e, Seçimde belirsizliği bittiği için arkadaşlar e, ondan mı bahsediyorlar yani güncel olaylardan dolayı mı bahsediyorlar e, birkaç böyle yangın vesaire e, gerek siyaset tarafında bazı birkaç haberler olsun. E, takip edenler bilir. Bunlar yüzünden basılırlar. Gerçekten anlamsız. Hani bu kadar da baslanmaması gerekir bence e, borsamızın e, üzücü tabii ki de. Önlemler almayanlar için. Önlemler alanlar için e, orası ayrı. Farklı piyasalarda, farklı enstrümanlarda kendilerini e, denemeye devam ederler. E, çünkü borsada gerçekten e, şu dönemlerde para kazanmak gerçekten zor. E, çektiğimiz videolardan da anlarsınız. BG'den sonra Surgeye bakalım. Surgeye hissemiz 39.08'de kapanış yapmış. Pitil beraber güzel yerleri denemiş. Fakat bunu alt time frame'lerde bakmak gerekir bence. Aynen Pitil beraber şuraların yakınlarını denemiş. 40.29'ların 40.48'lerin yakınlarını denemiş. Bunlar önemli diyelim ve geçelim. AVPGY'ye de şöyle 2 saatlikte bakalım. APG'ye hissesinde bir olay mı var? Devre kesici yok. Gerçekten e, çok fazla küçük yatırımcı kalmadığından mı artı 580 olmuş? Çok fazla anlamların anlamlandıramadım arkadaşlar. Orada fazla bir kelime konuşuyor Kusura bakmayın. E, artı 580 kapatması garip olmuş. E, burada ayrı bir baskı devam ediyor. Halk arzından sonra zaten. Burada gri listeye gelmişiz. Ufak bir direnç çalışması yapmışız yani. E, 4 saatlik nasıl bir görünüm varmış. 4 saatte de öğlen e, 200 günlük e, yani şuradaki 46.31 desteğine inmişiz. Yani şu anlık bu hareketli ortamlar üzerinde kapanış yapmaya devam ederse arkadaşlar günlükte e, durumlar iyileşebilir. Fakat e, neydi o ekostaki gibi fake bir e, işlem yapıyorsa da onu göreceğiz ilerleyen günlerde. Şöyle bir trend varmış şöyle bir trendden kurtulacak mı 2 3 gün bir bekleyelim bakalım. Öyle yani. Bu videoyu buraya kadar izlediysen çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutma. Kendin çok iyi bak. Hoşça